The Walking Dead'den sonra Telltale Games yoğun bir ilgi odağı haline gelmişti. Hatırlayanlar vardır, The Walking Dead'in ilk sezonu çıktığı yıl piyasada adından oldukça bahsettirmişti. Lee ve Krem ikilisini biz hala unutmadık. Ha tabii siz tekrardan hatırlamak istiyorsanız kartlardan The Walking Dead serisinin incelemesine gidebilirsiniz. Ayrıca yılbaşı için özel bir çekiliş hazırlıyoruz. Tam 200 lira değerinde Steam cüzdan kodu dağıtacağız. Çekilişe katılmak için iyi ise sadece kanalımıza üye olmanız yeterli. Neyse. Dediğim gibi, The Walking Dead kendine has grafikleri, sinematik oynanışı ve hikaye odaklı bir oyun olmasıyla güzel ve olumlu yorumlar topladı. Devamında Telltale Games birçok oyun çıkardı ve kimilerine göre bu oyunlar iyi olurken, kimilerine göre ise artık kabak tadı vermeye başladı. Farklı hikaye, aynı oyun lan bu. Ya mekaniklerde çeşitlilik olsun bari, bir şeyleri değiştirin kardeşim. Hayır onu geçtim, hikaye anlatımını da iyi yapamıyorlar ki. Bu firma elindeki markalarıyla yazık ediyor kendine diye söylemler her yerden geliyordu. Açıkçası eleştiriler bir yerde haklıydı. Telltale Games artık bir şeyler yapmalı ve radikal kararlar vermeliydi. Ama bunu maalesef ki başaramadım. Üzgünüm dostum. Şimdi biraz geriye gidelim. Sene 2011. Şu Telltale Games'e bakın. Oldukça heyecanlı değil mi? Elinde iki tane lisans var ve bunları insanlara duyurmak istiyorlar. Şimdi arkadaşlar biz iki tane çizgi romanın lisansını aldık. Bunlardan biri The Walking Dead, diğeri ise Fables. Ama tahmin ettiğiniz gibi biz önce The Walking Dead ile başlayacağız. Çünkü dizi şu zamanlar çok iyi bir başarı elde etti ve bizim de bundan ekmek yememiz lazım. Evet, firmamızın geleceğini başarılı görüyoruz. Hayır. TVD ile başarısına başarı katan Telltale Games alkışları topladıktan sonra aldıkları ikinci lisansa geri döndüler. Fables, yani The Wolf Among Us. Şimdi öncelikle size Fables'ı anlatayım. Fables bir çizgi roman arkadaşlar. İçinde oduncu, pamuk prenses, kırmızı başlık kız veya aklınıza gelen tüm masal kahramanlarını anlatan bir çizgi roman. Çizgi romanın konusu ise şu, bu masal kahramanlarımızın toprakları bir düşman tarafından ele geçiriliyor ve kahramanlarımız diyarlarından ayrılıp Amerika'ya, New York'a taşınıyorlar ve kendilerine Fable Town diye bir oluşum kuruyorlar. Tılsım adı verilen büyüler sayesinde kendilerini insan kılığına sokuyorlar ve masal kahramanı olmayan kişilere yani insanlara da Mandy diyorlar. Mandy ise Latince'de sıradan anlamına geliyor ve kendilerinden olmayanları bu şekilde ayırıyorlar. Bu topluluğun belli başlı kuralları var ve Fable'lar bunlara uymak zorunda. Eğer ki insan kılığına girmeyip tılsım adındaki büyüyü kullanmazsanız Fable Town'dan şutlanıp çiftlik adı verilen şehrin dışında bir yere gönderiliyorsunuz. Buradaki mevzu tam olarak şu, masal kahramanlarının 80'ler ve 90'lar dünyasına adapte olması ve o hayatın zorluklarını yaşaması. Oyunumuzun ana konusu aslında bundan bahsediyor. Bu karakterler günümüz dünyasında nasıl ayakta kalıyor ve aralarındaki ilişkiler nasıl işleniyor? Şimdi oyunun bir çizgi romandan uyarlandığını söyledim ama bu yapım daha çok bir spin-off gibi. Yani çizgi romandaki olayları birebir ele almıyor. Aynı karakterler var ama farklı bir hikaye anlatıyor. Benim yaptığım araştırmalara göre çizgi romandaki olaylardan 20 sene öncesini anlatıyor. Yani elimizde aynı evrene ve aynı karakterlere sahip olan farklı bir hikayemiz var. Kısacası hikayemiz çizgi romandan bağımsız bir şekilde ilerliyor. Bu Fable'ların asayişini Bigby adındaki bir karakter sağlıyor. Hani kırmızı başlı kızın masalındaki kurt var ya. Ya işte o Bigby. Ama artık kötülük yapmıyor. Daha çok asayişi ve aralarındaki huzuru sağlamaya çalışıyor. Ve oyunumuz da tam olarak bunu anlatıyor. Şimdi elimizde alışılmışın dışında bir tema var. Evet, Fables çizgi roman serisi aslında ödüllü ve ünlü bir seri. Ama bizim ülkede Fables'ı bırak, çizgi roman kültürü bile pek yok. O yüzden eminim ki siz de daha önce bu tarz bir tema ile hiç karşılaşmamışsınızdır. Tamam, hayvanların konuştuğu oyunlar da gördük ama masal kahramanlarının Manhattan sokaklarında bir hayat yaşaması, böyle bir temaya hiç denk gelmedik. Gerçekten ilgi çekici ve ilginç bir tema. Başlarda size temayı özet bir şekilde aktarmak istedim. Bu sayede hikaye anlatırken kafanızdaki soru işaretlerini böyle en aza indirmeye çalışacağım. The Wolf Among Us aslında Walking Dead kadar popüler bir oyun ama biraz bahtı kapalı bir oyun. Baktığımızda gerçekten sevilmiş ve oldukça iyi eleştiriler almış bir yapım ve oyun çıkalı tam 7 sene geçti aradan ama ikinci oyun hala piyasada yok. Bunun nedeni ise biliyorsunuz ki Telltale Games verdiği yanlış kararlar yüzünden firmayı kapattı ve ikinci oyun yapım aşamasındayken iptal edildi. Tabii sonra devreye LCG Entertainment girip Telltale Games'i satın aldı ve Wolf Among Us 2'yi yapmaya kaldıkları yerden devam etmeye başladılar. Bu Wolf Among Us 2 ile alakalı yine videoda konuşacağım. Sıkıntılardan falan birlikte böyle bahsedeceğiz, ele alacağız bu konuda, merak etmeyin. Peki Telltale Games kapanmadan önce neden ikinci oyunu yapmadı diye soruyorsanız, çünkü 7 senelik bir ara var. Hani o sene içerisinde 7 seneye bir ikinci oyunu sığdırılabilirdi. Bunun cevabı ise şöyle, valla firmanın derdi o zamanlar böyle başından aşkındı diyebiliriz. Çünkü Wolf Among Us'tan sonra Borderlands, işte Minecraft ve Game of Thrones'un da haklarını satın aldılar ve haklarını satın alınca doğal olarak onlar için de oyun çıkarmaya başladılar. Araya Batman falan da girdi derken bizim kurt bir anda yalan oldu.
O değil de ulan bu adamlar bu markalar ile nasıl battı harbiden anlamakta güçlük çekiyorum, neyse. Ne demiştim? Elimizde ilginç bir tema var ve bir cinayet var. Sizleri bu hafta Manhattan sokaklarına götüreceğim. Soğuk ve neon tabelaların aydınlattığı sokaklarda bir cinayetin peşinde olacağız. Fabletown sakinleri endişeli ve bir o kadar da gergin. Big ve Snow ile birlikte Fabletown'a tekrardan huzur getireceğiz ve bu önemli soruyu cevaplamaya çalışacağız. Aramızdaki kurt kim? Ana karakterimiz Bigby bir telefon üstüne taksi atlayarak yola çıkar. Bigby'yi arayan Todd'dur ve apartmanından gelen sesler için şikayetçi olmaya başlar. Bigby ise Todd'u tılsım kullanmadığı için uyarır ve üst kata çıkar. Akabinde içeri dalan Bigby oduncunun bir fahişeye vurduğunu görür ve oduncuyu durdurmaya çalışır. Arada çıkan araba dede oduncu ile birlikte camdan aşağı düşerler. Ardından kız oduncunun kafasına baltasıyla vurur ve Bigby oduncunun ellerinden kurtarır. Kafasına balta yese bile Fable'lar kolay kolay ölmez ve çabuk iyileşme yeteneklerine sahiptirler. Kız da ufak bir sohbetin ardından Bigby mekandan ayrılır. Ama kız Bigby'nin aklının bir kenarlarında kalır. I'll see you around. Eve dönen Bigby'yi arkadaşı Collins karşılar. Evet, kendisi bir domuz. Collins, Bigby'ye karşı öneriler verirken Bigby ise bu önerilere karşı savunma yapar. Aslında Collins'in söyledikleri bir yerde haklıdır ve Bigby artık kötü kurt olmadığını ve insanları değiştiğini kanıtlayabileceğini söyler. Burada biraz ana karakterimizden bahsetmek istiyorum. Ana karakterimiz soğuk ve ciddi bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Yer yer şapşal durumlara düşse de ciddiyetinden biraz olsun ödün vermiyor. Except you're lying in a dirty alley. Sigara içmeyi çok seven ana karakterimiz üstlendiği rolün farkında ve bunun ağırlığında bir taraftan ezilmek istemezken bir taraftan da artık o kötü kurt imajını silmek istiyor. Başlarda ana karakterimiz klasik havalı bir karakter gibi sıradan bir şekilde dursa da oyun açıldıkça Bigby'nin aslında sıradanlıktan uzak bir karakter olduğunu daha iyi anlıyoruz. Gözü pek ve korkusuz, yeri geldiğinde ellerini pisliğe sokmaktan çekinmiyor ve insanlardan cevap almak için her şeyi yapmaya hazır. Ayrıca alçak gönüllü, övülmeye pek gelemiyor. Değil mi Bigby? Shut up! Hikaye odaklı bir oyunda karakterlere çok fazla yük biniyor desem abartmış olmam. Karakterlerin iyi yazılmış olması ve bizlere gerçekçi duygular yansıtması hikayeye karşı ilgi duymamızı sağlayan önemli etkenlerden. Ama bu oyunda hikayeye karşı ilgi duymaya bir gizem ile başlıyoruz. Ana karakterimiz dinlenirken bir anda kapı çalar. Kapıyı açtığında karşısında Snow'u yani Pamuk Prenses görür. Pamuk onu acele bir şekilde aşağı indirir ve saatler önce gördüğümüz kızın kafasını otelin önünde buluruz. Bigby bu kafanın bir mesaj olduğunu anlar. Olaylar artık başlamıştır ve meşale yanmıştır. Şerif bu olayı çözmek için etrafı analiz ederken kızın ağzından bir kurdele ve yüzük çıkarır. Yüzükteki simge üzerinden kızın kimliğini açığa çıkartmak isteyen Snow, belediye başkan yardımcısı Crane'e toslar. Crane göt herifin tekidir ve tek yaptığı sadece konuşmaktır. Ey pislik herif. Crane bu işin hemen çözülmesini emreder ve bunu yaparken kimseyi kaygıya sokmamalarını ister. Bu esnada sihirli ayna ve şarapçı Bufkin ile tanışırız. Bufkin bize masallar kitabını getirir ve kitap üzerinde kızın isminin Faith ve kocasının Prince Lawrence olduğunu öğreniriz. Akabinde bir telefon gelir ve dün gece karşılaştığımız Todd üst katta tekrardan sesler duyduğunu söyler. Ardından karşımıza ilk seçimimiz gelir. Önce Prince Lawrence'ın evine mi gideceğiz yoksa Todd'un oraya mı? Şimdi bildiğiniz üzere oyunumuz seçimler üzerinden gidiyor ve belli başlı seçimler diyaloglarda bazı şeyleri değiştiriyor. Seçimlerin bir ağırlığı var, bu doğru ve yer yer bazı şeyleri değiştiriyor. Mesela bu seçimde ilk Prince Lamlunus'a gitmezseniz evinde ölüyor. Ama ilk oraya gidersiniz, kendisi oyunun sonunda yaşıyor. Lakin seçimlerin çok kritik bir öneme sahip olduğunu hissediyoruz dersek bu yalan olur. Ya dediğim gibi seçimlerin bir ağırlığı var ama ne kadar önemli tartışılır. Yer yer seçimlerde bazı ipuçları gizli oluyor ve bir cinayeti çözmeye çalışırken ipuçları ne kadar önemli olduğunu söylemeye gerek yok sanırım ama oyun aslında biraz çizgisel hissettiriyor. Çünkü finalde dallanıp budaklanan bir olay örgüsü yok. Bu yüzden seçimler koyulmuş ama biz sinematik bir oyun oynuyoruz ve hatta Bigby ile birlikte rol yapıyoruz diyebiliriz. Çünkü Bigby'nin iyi bir polis mi yoksa kötü bir polis mi olacağına oyun boyu biz karar verebiliyoruz. Sorgu sahnelerinde insanların canını yakabildiğimiz gibi yer yer oyun sağda solda bulduğumuz paraları alıp almayacağımızı da soruyor. Kısacası Bigby'nin karakteri bizim elimizde. Şimdi biz videoya göre hikayemize devam ediyoruz. Todd'un oraya varan ana karakterimiz oduncunun dairesinde birisini görür ama yukarı çıktığında gördüğü kişi aniden ortadan kaybolur. Akabinde Todd ile konuşan Bigby, Todd'un bir şeyler gizlediğini anlar. Yalanlarını tek tek ortaya çıkaran ana karakterimiz Todd'u konuşturur. Tweedle kardeşlerden bir tanesi Todd'u tehdit eder ve etrafı talan eder. Todd'un dairesinde Faith'in ceketini bulurlar ve içinde Lawrence için bir mektup çıkar. Devamında Prince Lawrence'ın dairesinden Snow ve Bigby, Lawrence'ın intihar ettiğini görürler. Etrafı inceleyen Bigby, dolabın içinden aniden çıkan bir adamın peşine takılır. İyi bir aksiyon sahnesinin ardından Tweedle kardeşler Dee ve Dom ile tanışır. Dom, Bigby'yi yere yıkar ve Bigby gözlerini açtığında Snow'u yanında görür.
DB konuşmasında Trip Trap barından bahseder. Bu yüzden ana karakterimiz Snow ile birlikte bara doğru yola çıkarlar. Yolda Snow'un Fable halkı için kaygılandığını ve bu insanlara gerçekten önem verdiğini görürüz. Tatlı bir sohbetin ardından Snow ile ayrılırız ve buradakilere oduncunun yerini soran ana karakterimiz bir pislik muamelesi görür. Bu sohbetlerden Fable Town'da işlerin aslında çok da iyi gitmediğini anlarız. Ardından oduncu çıka gelir ve onu sorgulamaya başlarız. Burada oduncu orijin hikayeye bir gönderme yaparak aslında kırmızı başlıklı kızı soymaya geldiğini ama geldiğinde kurtu görüp kahraman olmaya çalıştığını itiraf eder. İşte gerçekçi bir masal, çıkar ilişkisini güzel özetliyor. Boşa kahramanlık yok baba Yiğit. Böyle orijin hikayeye gönderme yapması da hoş. Yani aslında oduncu iyilik yapmak istememiş. O sırada kırmızı başlıklı kızı soymaya gitmiş ama orada kurtu görünce kahramanlık yapmak istemiş ve kırmızı başlıklı kızdan da belki bu kahramanlığa dair bir şeyler koparırım demiş ama koparamamış. Neyse, ana karakterimiz ufak bir şokun ardından oduncuyu sorgulamak için götürmek ister ama bardakiler izin vermez ve Bigby'yi yarı kurt adam formunda görmüş oluruz. Etrafı birbirine katan ana karakterimiz oduncuyu götürecekken bara Dee girer ve bir karar verilmesi istenir. Dee'yi seçen Bigby onu sorgulamak için otele doğru yola çıkar. Otelin önünde polislerin olduğunu gören Bigby gördüğü manzara karşısında dili tutulur. Snow'un kafası gözlerinin önündedir ve bu manzara eşliğinde ilk sezon kafada birçok soru işaretiyle bitmiş olur. Şimdi The Wolf Among Us'ta episode böyle dizi tadında yayınlanan bir oyun. The Walking Dead'de bölüm bölüm yayınlanmıştı ve Telltale Games ekibi bu oyunda da çizgilerini bozmamışlar. Tabi bölüm bölüm yayınlanması demek her bölüm gizemli ve merak ettirici bir şekilde bitmesi anlamına geliyor. Eğer ki bunu yapmazlarsa bölüm bölüm yayınlamaların pek bir anlamı kalmıyor. Neticede benim gördüğüm bölüm finali üzerinden diğer bölümü oynamak için çıldırıp bir tepinmem lazım değil mi? İstemem lazım. Yani sonunu gördüğüm zaman ulan çok fena bitti, diğer bölüme hemen geçmeliyim demek. Yoksa ne olur, oyunun akışı sekteye uğrar değil mi? Peki The Wolf Among Us bu işi yapıyor mu? Yani iyi bir şekilde yapıyor mu? Açık konuşalım, gerçekten iyi bir şekilde yapıyor. Bölüm sonları tatminici bir şekilde ilerliyor ve oyunun devamı için sizleri merakta bırakıyor. Bu ise oyunun övgü çuvalına, evet oyunun bir övgü çuvalı var, artı bir puan olarak giriyor. Jackpot. Bölüm bölüm yayınlıyorsanız işte böyle hakkını vereceksiniz abiler. Tebrikler. İkinci episode'da bir karakolda başlıyoruz bölümümüze. Bigby gelişen olaylar yüzünden kendini bok gibi hissediyordur ve Snow'un başına gelenlere hala inanamıyordur. Karşısındaki polis memuru aniden bayılır ve odaya Crane gelir. Crane hafıza silme büyüsü sayesinde karakoldaki bütün herkesin beyinlerini resetler ve mandilerin yani insanların bu işin dışında kalmasını sağlar. Bigby ile birlikte otele geri dönerler ve Dee'yi sorgulamaya başlar. Bu sahnede başlarda da bahsettiğim gibi iyi polis veya kötü polis seçimlerimizi yapabiliyoruz. Kısacası dediğim gibi Bigby'nin oyun boyu nasıl biri olduğuna biz karar veriyoruz. Dee'nin sorgusunda etraf tam anlamıyla karışmışken odaya bir anda Snow girer ve hepimizin ağzı açık kalır. Peki şimdi neler oluyor? Dee ve Dam ikilisi kimlere çalışıyor? Fate öldü ve ilk şüpheli oduncu gibi duruyor. Snow ölmediyse o kafa kime aitti? Çok fazla soru var değil mi Şerif? Snow bu olaylar esnasında telefonda Todd ile konuşuyormuş. Todd'un oğlu TJ denizde bir ceset bulmuş ve Snow da bu cesedin peşinden gitmiş. Yine de bizi çok korkutmuş Snow. Burada Snow karakteri için bir parantez açmak istiyorum. Bakın güçlü kadın karakterler her zaman önemlidir. Ben genel olarak bu tarz yazılmış kadın karakterlere bayılırım. Ama sadece yazılması önemli değil. Öyle de hissettirmesi lazım. Peki Snow öyle hissettiriyor mu? Ne istediğini bilen, güçlü, sorumluluk sahibi ve bu kasabayı önemseyen bir kişi. Ayrıca asla yardıma ihtiyacı yok. Her şeyi kendisi halledebilir. Ve bunu bize çok iyi yansıtıyor. Dava boyu Snow bizim yardımcımız oluyor ve yer yer ondan emirler de alıyoruz. Çünkü bu gördüğünüz Crane Fable Town için pek bir bok başaramıyor. Ama Snow onun yerine geçip birçok şey başarmaya hazır. O artık ezilen bükülen pamuk prenses olmak istemiyor. Bir şeyleri değiştirmek istiyor ve önemli olan kısım şu. Ona baktığınız zaman bunu başaracağına inanıyorsunuz. İnsan böyle karakterler görmek istiyor gerçekten ama dikkatli ol. Seni kaybetmek istemiyorum Snow. Özür dilerim. Cesedi inceleyen karakterlerimiz bunun bir kara büyü olduğunu anlar. Aslında tılsım sayesinde birisi Snow'un görünümünü almıştır ve cebinde Snow'un saçıyla birlikte parfümü çıkmıştır. Fate ile aynı şekilde ölen bu kişinin katilleri yüksek ihtimalle aynı olmalı. Büyünün etkisini bir bulmaca ile çözdükten sonra ölen kişinin troll olduğu ortaya çıkar. Snow bu kişinin Trip Trap barının sahibi Holly'nin kardeşi Lily olduğunu söyler. Akabinde TJ'ye soru soran karakterlerimiz kendilerini Trip Trap barında bulurlar. Holly'ye kardeşinin öldüğünü söylerler ve Holly'nin arkadaşları bizimkilere ani bir çıkış sergiler. Bu konuşmalardan Fable Town'da aslında işlerin iyi gitmediğini ve Crane'in bu oluşumu iyi bir şekilde yürütemediğini anlarız. Riyakar bir yönetim anlayışı içerisinde Holly'nin kardeşleri ölmüştür. Bigby belli etmese bile kendini bu konuda suçlu hisseder. Holly'den edindiğimiz bilgilere göre Lily Pudding ve Turta barında çalışan bir fahişe olduğunu öğreniriz. Ve Bigby yeni cevaplar için Pudding ve Turta'ya gider.
Burada biraz oyunun grafiklerinden bahsetmek istiyorum. The Walking Dead'i referans alırsak eğer, renk paleti olarak The Wolf Among Us daha canlı ve daha rafine renkler kullanıyor diyebiliriz. Mimikler hala iyi ve çizimler oldukça hoş. Telltale Games oyunlarının kendine has grafikleri var zaten. Bu grafikleri iyi atmosfer ve canlı renkler güzel kaldırıyor. Mimiklerin iyi olması ise karakterleri boş bir çöp bidonu gibi hissettirmiyor. Bu sayede konuşmalarda empati yapabiliyor ve oyuna karşı daha ciddi bir tavır alıyoruz. Kısacası grafikler ve atmosfer gayet keskin gözüküyor ve oyunun ağırlığını güzel koruyor. Neon ışıkların olduğu sahneler ise noir bir temaya çok yakışıyor ve etrafı bir tık daha tatlı gösteriyor. Sanki ağzınıza bırakılmış ufak bir çikolata parçası gibi. Neyse, devam ediyoruz. Pudding ve Turta barına giden Bigby, barın sahibi Georgie ile görüşür. Georgie buradaki kızların pezevenkliğini yapıyordur. Bigby Lily için sorular sorar ve bu soruların cevabını kendi tarzıyla alır. Akabinde ana karakterimiz kızların odasına girerek Faith ve Lily'nin birbirlerini tanıdığını düşünür. Daha sonra Nerissa ile tanışır. Kendisi bir deniz kızıdır. Bigby olaylarla ilgili sorular sorar ama kafasına takılan tuhaf bir cevap alır. Bu dudaklar mühürlü. Faith de aynı şeyi söylemişti. Peki ne anlama geliyor bu? Bu kızlar neden konuşmuyor? Fakat Nerissa zeki bir hamle yaparak Lily'nin bulunduğu otelde Bigby ile bir randevu hazırlar. Lily en son 207 numaralı odada görülmüştür ve Nerissa aynı katta bulunan farklı bir odanın anahtarını Bigby'ye verir. Bigby otele vardığında resepsiyonda Güzel'in olduğunu görür. Güzel de hayat şartları yüzünden ek iş olarak bu otelde resepsiyonda çalışıyordur. Anlaşılan Fable Town'da herkes geçim sıkıntısı çekiyor. Bigby olayları Güzel'e anlatır ve Güzel 207 numaralı oda için yardım etmek ister. Fakat o da ne? Güzel'in eşi Çirkin bizi yakalar. Kardeş bak yanlış anladın. Az bir dinlesen eyvahlar olsun. Çirkin'in olan kavgamız kapının kırılmasıyla sona erer ve Bigby gördükleri karşısında buz gibi olur. Yatak kan içindedir ve üstünde çiçekler vardır. Bu çiçekler Lily'nin elinde bulduğumuz çiçekler ile aynıdır ve dahası burada bir pamuk prenses masalı dönmüştür. Evet, herkesin içinde derinlerde bir yerlerde böyle değişik fanteziler vardır. Fakat bu oldukça tuhaf bir fantezi. Devamında bir foto bulan Bigby hem şok olur hem de küplenebilir. Fotoğraftaki kişi Crane'dir ve Lily ile birlikte Pamuk Prenses masalını gerçekleştiriyordur. Derken ikinci episod ise burada biter. Diğer episod ile ne demiştim? Eğer bu oyun bölüm bölüm yayınlanıyorsa sonu insanı merakta bırakmalı demiştim. Ve bu oyun bu işi gerçekten iyi yapıyor diye de eklemiştim. Ve gördüğünüz gibi insanı gerçekten merakta bırakıyor. Neyse, işler şimdi tuhaf bir yere doğru ilerlemeye başladı. Başlangıçta sadece bir kadının cinayetini araştırırken ceset sayısı 2'ye çıktı. Ve bu iki kadın birbiriyle arkadaş. Nerissa bize bir şeyler göstermek istedi ve bunu başardı. Şimdi ise olaya Crane dahil oldu. Peki bu kadınları Crane mi öldürdü? Deniz kızı acaba bu cinayetin çözülmesi için kilit bir kişi mi? Fakat biliyorsunuz onun dudakları mühürlü. Sizlere biraz oyunun temposundan bahsetmek istiyorum. Bu tarz polisi oyunlarında veya yapımlarında tempo her zaman düşük olur. Çünkü ortada bir gizem vardır ve olaylar genellikle yavaş yavaş gelişir. Akabinde olay içerisinde ilerledikçe tempo hızlanır ve o hızlı tempo yanında birçok soru getirir. Kısacası Wolf Among Us'ın temposu ele aldığı konuya göre stabil ilerlemiyor. Olması gerektiği gibi düşük başlıyor ve ardından yükseliyor. Tempo konusunda oyun iyi bir iş çıkarıyor. Burada oyunu şu konuda eleştirmek istiyorum. Cinayet mahallelerini daha detaylı yapıp etrafa daha fazla ipucu bırakabilirlermiş. Ve topladığımız ipuçları arasında daha detaylı ilerleyip kendimize gidebileceğimiz bir yol çizebilirmişiz. Ama Telltale Games detaylı bir oyun yapmak pek istememiş. Seçimlerine, diyaloglarına güvenip devam etmek istemişler. Lakin bu oyuna bence eksi olarak yansıyor. Karşımıza daha detaylı bir oyun çıkarılsa hikaye daha ağır kalacağı gibi olaylara karşı daha fazla kafa patlatmamız bizi oyunun içine daha çok sokar. Evet, episode 3 ile devam ediyoruz. Bigby gördüğü foto karşısında donup kalırken bir taraftan da küplere biner. Crane'i yakalamayı ve Snow'u bulmaya amaçlayan ana karakterimiz Lily'nin cenazesine doğru yola çıkar. Cenazede Snow'un konuşma yaptığını görüyoruz ve Snow karakterinin aslında bu şehirdeki insanları gerçekten önemsediğini ve onlar için çalışmak istediğini daha iyi anlıyoruz. Snow'a Crane'in ona kafayı taktığını ve onu hemen bulmamız gerektiğini söyleriz. Derken cenazeye Tweedle kardeşler basar ve bizi Crane'i rahat bırakmamız için uyarırlar. Cenazeyi böldükleri için Holly, Tweedle kardeşleri sinirlenir ve ortaya çıkan hengamede Bigby kolundan yaralanırken Tweedle kardeşler de ortadan kaybolur. Ofise giden karakterlerimiz Crane'in büyülü aynayı kırdığını görürler. Devamında Bufkin, Crane'in çıkarken telefonuna yapışıp cadımı görmeliyim dediğini duyar ve bunu bize söyler. Ardından Crane'in masasındaki mektupları görürüz ve bu şehir için gerçekten hiç çalışmadığını anlarız.
Big Ben'in amacı cadıyı bulmaktır ve bu saatten sonra gidecek 3 yeri vardır. Crane'in evinde cadıyla alakalı bilgi bulabilir veya Trip Trap'e gidip Lily'nin eşyalarına bakıp oradan da cadıyla alakalı bilgiler de olabilir. İlk olarak Trip Trap barına giden Big Ben, Lily, Faith ve Nerissa'nın birlikte olduğu bir foto görür. Bu da onların yakın arkadaş olduklarını doğrular. Ardından insanların baş harflerinin yazılı olduğu bir defter bulur fakat hangisinin cadı olduğunu belirleyemez. Sonrasında Crane'in evine geçen ana karakterimiz cadıyla alakalı bir ipucu bulamaz. Artık gidecek tek yeri kalmıştır. Tweedle kardeşlerin bürosu. Büroyu basan Big Ben gizli bir depo bulur. Depoda pamuğun saçının olduğu bir kap bulur ve üstünde yazan isimle Lily'nin defterine bakar. Bu sayede cadının evini bulmuş olur. Snow'la birlikte evi talan eden Big Ben cadıyı açığa çıkarır. Bu cadı Fable'ları insan gibi görünmesini sağlayan tılsımlar üretiyordur. Lily öldüğünde Snow gibi gözüküyordu ve o tılsımı bu cadı yapmıştı. Tılsımların fiyatları yüksektir ama cadı kara büyü sayesinde daha ucuza tılsım üretir ve kara borsada fakir Fable'ları bunlardan satar. Cadının gücü ise ağaçtan gelmektedir. Big Ben Crane'in yerini söylemesi dahilinde ağacı yakmayacağını söyler ve cadı Crane'in puding ve turta barına gittiğini itiraf eder. Snow ile birlikte bara giden Big Ben Crane'i kıskıvrak yakalar. Crane Pamuk Prenses'i sevdiğini ama o kızları öldürmediğini söyler. Buraya gelmesindeki amacı ise Nerissa'yı konuşturup kendini aklamaktır fakat bunu başaramamıştır. Crane'i sorgu için götürecekken yoluna Tweedle kardeşler ve Bloody Mary çıkar. Bloody Mary Crane'in çarpık adama ait olduğunu söyler ve onu geri vermesini ister fakat ana karakterimiz Crane'i geri vermeyecek kadar cesurdur. Big Ben kurşunların hedefi olur ve kurt adam formuna dönüşür. Tweedle kardeşlerden Dam'ı öldürür ve devamında bir silah sesi duyulur. Big Ben gümüş kurşuna vurulmuştur. Bloody Mary tam ana karakterimizin kellesini alacakken araya Snow girer ve Crane'i alıp götürmesini ister. Arabada oturan çarpık adamdan onay alan Mary, Crane'i alır ve oradan uzaklaşır. Ve 3. episode da burada bitmiş olur. Burada biraz aksiyon sahnelerine değinmek istiyorum. Oyundaki aksiyon sahneleri Quick Time eventlerden oluşuyor ve bunların sayısı bölüm içerisinde tempoyu güzel bağlıyor. Aksiyon sahnelerinde Big Ben'in gücünü test etmemiz elimizde pısırık bir karakter olmadığını daha iyi anlamamızı sağlıyor. Ben aksiyon sahnelerinin yeterli olduğunu düşünüyorum. Tabi bunları biraz daha arttırabilirlerdi ama aksiyon sahneleri belirli bir olay örgüsü dahilinde geliştiği için ortaya çıkan tablodan tatmin oluyorsunuz. Bence az değil ama çok da değil. Yeterli. Onun dışında oyunda ilerlememize bağlı olarak hikaye kitapları açılıyor. Bu hikaye kitaplarında oyun içindeki karakterlerin hikayelerini görüyoruz ve bu sayede hem hikayeyi hem de karakterleri daha iyi analiz etmiş olabiliyoruz. Yani açılan bu hikaye kitapları aslında önemli. Şimdi olayı toparlarsak. Baş kötümüzün artık çarpık adam olduğunu söyleyebiliriz. Onun yancısı ise Bloody Mary. Fabletown'da yoksulluk almış başını giderken ortaya çıkan bir para babası her şeyi domine edebilir. Peki kızların bu adamlarla ne alakası olabilir? Şu anda biraz kopukluk var, yani puzzle'da eksik parçalar var. Büyük resim görmemiz için hikayeye devam etmemiz lazım. Episode 4'e giriş yaparsak Snow korkmuş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Hikayeye göre ki bunu neredeyse herkes biliyordur. Kurt adamları ancak gümüş ile öldürebilirsiniz. Ve sıkılan gümüş mermi Big Ben'i neredeyse öldürecekti. Yine de korkusu olan ana karakterimiz ayağa kalkıyor. Crane artık gittiğine göre yeni başkan yardımcısı Snow oluyor ve aldığı ilk karar tılsım kullanmayan bütün Fable'ları çiftliğe geri göndermek oluyor. Akabinde gelen telefonuyla Big Ben ofisine gidiyor ve burada Nerissa ile konuşuyor. Boynundaki kurdele yüzünden kızın konuşamadığını anlayan Big Ben bu kurdelenin sihirli olduğunu görüyor. Faith ve Lily de aynı kurdeleden takıyordu. Bu kurdele kızların itaat etmesini sağlıyor ve eğer onları çıkarırlarsa kafalarının kopmasına sebebiyet veriyor. Peki bu kızların kurdelelerini kim çıkardı? Bu sorunun peşine düşmeden önce Güzel ve Çirkin'in dairesine giden ana karakterimiz çarpık adamla ilgili bilgiler öğrenir. Güzel ve Çirkin'in evi Big Ben'in gözüne aşırı derecede lüks gelir. Bu kadar lüksün içinde neden çarpık adamdan borç aldıklarını sorar. Aldığı cevap ise şaşırtıcı ve bir o kadar da mantıklıdır. Diyardan gelen Fable'lar kendi hayat statülerini bir kenara atamamışlardır. Yıllardır saraylarda yaşayan bu karakterler derme çatma bir apartman dairesinde oturmayı kendilerine pek yediremezler. Bu yüzden çarpık adamdan borç alırlar ve eski lüks hayatlarına kavuşmak isterler. Burada bir parantez açmak istiyorum. Oyun temaya gerçekçi bir şekilde yaklaşıyor. Daha demin Güzel ve Çirkin'de bahsettiğim bu diyalog güzel bir örnek oluyor bu konuya. Hikayeyi güzel yazmak demek olayları Fable'ların gözünden daha rahat ve daha akıcı bir şekilde görmemiz anlamına geliyor. Bu da bize gerçekçilik katıyor. Wolf Among Us sadece basit bir cinayet hikayesi anlatmıyor. O Fable toplumunun yaşadığı zorlukları görmemizi istediği gibi karakterleriyle empati yapmamızı da istiyor. Bir çizgi romandan uyarlama bir oyun olsa da bu hikaye çizgi romanlardan bağımsız bir şekilde işliyor. Ellerindeki materyali iyi bir hikaye yazarak kullanmaları bu oyuna büyük oranda artı sağlıyor. Ve oyuna devam ederkenki motivasyonunuzu taze tutuyor. Neyse hikayeye devam ediyorum.
Çarpık adam ile ilgili bilgi alan Big Beach'in gidilecek iki yer vardır. Ya Lucky Palm dükkanı ya da kasap dükkanı. Big Beach önce Lucky Palm dükkanına gider ve çarpık adamla ilgili daha çok bilgi edinir. Lucky Palm dükkanında Fable'ların eşyaları satılıktır. Bu durumdan Fable halkının gerçekten zor bir dönem geçirdiğini ve para için kendileriyle özdeşmiş eşyaları satacak bir hale geldiklerini görüyoruz. Lucky Palm'dan sonra kasap dükkanına geçip orayı analiz ediyoruz. Kasabın bize çirkif bir şekilde konuşup burayı ele geçirirlerken sen neredeydin demesi Bigby'ye biraz daha yük bindiriyor. Bigby olan şeylerden kendini sorumlu tutuyor demiştik ama oyun ilerledikçe bu sorumluluk duygusunu daha çok hissediyoruz. Kasap dükkanında gizli bir oda bulan karakterimiz burada yasa dışı tılsımların teslimatlarının yapıldığını anlar. Ayrıca Crane'in ceketini burada bulur ve büyülü aynanın kayıp parçası ceketten çıkar. Kayıp parçayı yerine koyan Bigby çarpık adam ile yüzleşmeye gider. Çarpık adamın mekanında Tim adındaki çocuk ile konuşur. Bu konuşmadan çarpık adam ile ilgili şunları çıkarabiliriz. İnsanlara yardım ediyor gibi gözüküp onlara iş veya kredi veriyor. Devamında onların umutlarını veya paralarını sömürüyor ve bu sömürme işlerini ise adamlarına veriyor. Çarpık adamın yanına giden Bigby onun teklifini duymak için bir sigara yakar ve episode 4'te burada bitmiş olur. Evet, olayların merkezinde çarpık adam dediğimiz bir yeraltı dünyası babası var. Fable Town'da işler iyi gitmiyor, yönetim sıkı değil ve Crane topluluğun parasını kendine harcıyor. Ayrıca çarpık adama da bir hayli borçlu. Çarpık adam kene misali faiz ile bu insanların kanını emiyor. Peki ölen kızların konuyla alakası ne? Bizim neden Fate'in kafasını otelin önüne bıraktılar? Neresi bir şeyler biliyor ama konuşamıyor ve kendisi bu durumdan ötürü olayların merkezine geliyor. Bigby, artık bu işi çözmeliyiz. Episode 5 ile çarpık adamın bize olan teklifini dinliyoruz. Çarpık adam kızları George'in öldürdüğünü söylüyor ve verdiğim emri yanlış algıladı diyor. Ortaya atılan George çarpık adamın dediklerini kabul etmiyor ve kızlara ölüm emrinin onun verdiğini söylüyor. Bigby ise mekandan çarpık adam ile ayrılmak istiyor fakat adamları buna pek izin vermiyor. George bıçaklanırken çarpık adam ise mekandan kaçıyor. Akabinde Bigby George'i puding ve turta barına kadar takip ediyor. George kızların kendilerine komple kurduklarını ve bu planlarının çarpık adama gittiğini Bigby'ye söylüyor. Onları öldürmek zorunda olduğunu söyleyen George ya onlar ölecekti ya da ben diye de ekliyor. Ve devamında konu kurdelelere geliyor. George'in yanında çalışan kızı Vivian boynunda büyülü bir kurdele taşıyor. Bu büyülü kurdelelerden daha çok yapıp diğer kızların boynuna asıyor ve onları lanetliyor. Kızlar da pis işlerde bu kurdele yüzünden konuşamıyor ve riyakat sağlanmış oluyor. George Fate ve Lily'yi öldürmeseydi Vivian'ın ölmesi gerekirdi. Bu yüzden onları serbest bırakmadı ve öldürdü. Büyünün bozulması için Vivian'ın boynundaki kurdeleyi çıkarması lazım ve bu da onun ölmesi anlamına geliyor. Fakat Vivian olanlara dayanamıyor ve boynundaki kurdeleyi çıkarıyor. Kurdeledeki olay şu, aslında buraya çalışmaya gelen kızların sessiz kalmasını sağlıyorlar. Yani pis işleri görmemesini, görseler bile konuşamamasını sağlıyorlar. Çünkü boyunlarındaki kurdele onların dudaklarını mühürlüyor. Ve o dudakların mührünün bozulması için ise kurdelenin çıkması gerekiyor. Fakat kurdele çıkarsa da bu sefer de kızların boyunları uçuyor. Neyse, dediğimiz gibi Vivian artık olanlara dayanamıyor ve büyüyü bozuyor ve kendini öldürüyor. Bunun üzerine George çarpık adama daha çok kin besliyor ve Bigby'ye çarpık adamın yerini söylüyor. Fabrikaya giden şerif önce Bloody Mary ile çarpışıyor. Bloody Mary tehditkar ve soğuk bir karakter. Büyülü aynayla onu izlerken bizi fark etmesi veya aynanın içinden çıkıp gelmesi bu karaktere karşı bir korku duymamızı sağlıyor. Ki Bloody Mary'den zaten korkuyorduk bir aralık, neyse. Güçlü bir karakter olduğu için şöyle hakkıyla bir boss savaşı yapalım diyoruz ve oyun bu konuda bizi kırmıyor. Bloody Mary tam Bigby'yi alt edecekken Bigby en güçlü formuna ulaşıyor. Big Bad Wolf. Harika bir boss savaşının ardından Bigby çarpık adamı yakalıyor. Burada seçimlerinize göre çarpık adamı öldürebilir veya Snow'un istediği gibi canlı bir şekilde onu ormanlık alan oteline götürebilirsiniz. Şimdi gelelim finale. Fable Town sakinleri oldukça kızgın ve adalet istiyorlar. Çarpık adamın aldığı faizlerden bıkmışlar ve iyi bir yönetim istiyorlar. Snow önce onlara güven veriyor ve ardından çarpık adam kendini savunmaya çalışıyor. Ve çarpık adamın yaptığı savunmalar aslında mantıksız değil. Çünkü sonuçta o kimseyi bir şeyler için zorlamadı. İnsanlar kendileri gelip eşyalarını sattılar ve ondan kredi aldılar. Fakat alınan faizler ve kaba kuvvet bu insanların canına tak ediyor. Konunun özüne baktığımızda burada olan şey aslında kötü yönetim. Fable Town halkı bok gibi bir dönemden geçiyor ve bu dönemde onlara elini uzatan çarpık adam oluyor. Denize düşen yılana sarılır hesabı. İnsanlar çarpık adamı büyülü kuyudan aşağı atmak için yeterli kanıt olmadığını söylüyor ve tam o sırada deniz kızı Nerissa olaya dahil olur. Nerissa ölüm emirlerinin çarpık adamın verdiğini ve diğer 5 kızın bunu onaylayacağını söyleyerek şahitlik ediyor ve ardından çarpık adam büyülü kuyuya atılıyor. Büyülü kuyunun olayı şu, buraya atılan kişinin hikayesi komple siliniyor ve bir nevi hiç böyle var olmamış gibi oluyor.
Olayların devamında Snow'un Fabletown için harıl harıl koşturduğunu görürken tılsımı bulamayan Todd ve oğlu TJ'in çiftliğe yollandığını görüyoruz. O esnada Nerissa'yı gören ana karakterimiz onun yanına gidiyor. Nerissa artık büyüden kurtulduğu için rahat rahat konuşabiliyor ve bildiklerini bize anlatmaya başlıyor. Aslında olan olay şu. Fate, Lily ve Nerissa Pudding ve Turta'dan ebediyen ayrılmak istiyorlar. Fate, Crane ve Lily'nin olduğu bir fotoğrafı ele geçiriyor ve bununla bir plan yapmak istiyor. Fakat Nerissa bu plandan korkuyor ve olanları George'ye anlatıyor. George'den merhamet dilese de George'i çarpık adam ile görüştükten sonra kızları öldürüyor. Buradan çarpık adam için yalancı tanıklık yaptığı ortaya çıkıyor. Aslında büyülü kuyunun orada söyledikleri çarpık adam için olmuyor, George için oluyor. Fakat ölüm emirlerini çarpık adamın verdiğine emin ve onun oradan kurtulmasını istemediği için böyle bir yola başvuruyor. Ve devamında Fate'in kafasını otelin önüne kendisinin bıraktığını söylüyor. Ve büyük resmi daha net bir şekilde görmüş oluyoruz. Fate'in kafasını oraya bıraktı çünkü Bigby bu işin peşini bırakmayacaktı ve sonunda Fabletown huzura kavuşacaktı. Nerissa bildiğiniz üzere bize yer yer yardım etti ve yol gösterdi. Olayların her zaman aslında kilit bir yerinde bulundu. Konuşmaması onu aslında kilit yaptı ama artık olaylar çözüldü. Nerissa ayrılırken herkesin söylediği kadar kötü biri değilsin diyor ve kafamıza bazı soru işaretleri takılıyor. Aynı sözleri başta Fate de demişti. Doktor Fate ile ilgili test yapacaktı ama hala geri dönmedi. Yoksa Fate gerçek değil miydi? Ya da o akşam gördüğü Fate aslında Nerissa mıydı? Evet, Wolf Among Us'ın sonu aslında bir tık karışık bitiyor. Bundan sonra söyleyeceğim şeyler tamamen teorilere dayanıyor. Çünkü Telltale Games bu konuyla alakalı herhangi bir açıklama yapmadı. 7 sene geçti oyun çıkalı ve hala da yapacak gibi durmuyorlar. Şimdi teorilere başlarsak. Fate aslında Nerissa'ydı. Evet, başlangıçta gördüğümüz Fate gerçek Fate'di ve Nerissa karakteri aslında ölmüştü. Fakat büyü sayesinde Fate gibi görünüyordu ve Fate ise onun kılığına girmeyi tercih etti. Orijin hikayelerine baktığımızda Fate'in aslında kılık değiştirme konusunda iyi olduğunu görüyoruz. Ayrıca Lily öldüğü zaman Snow gibi gözüküyordu. Yani kara büyüyle bunu yapmaları mümkün. Diğer bir teori ise Nerissa aslında Fate'di. Başlangıçta gördüğümüz Fate aslında Nerissa'ydı ve Fate çoktan ölmüştü. Ama Nerissa Fate'in kılığına girerek oduncu ile bilerek kargaşa çıkardı ve Bigby'nin aklına girdi. Böylece onun kafasını Bigby gördüğünde daha çok etkilenmiş oldu. Şimdi biraz tuhaf değil mi? Evet, kafa karıştırıcı. Kimden kim neci bilmiyoruz. Ama bu konuyla alakalı dediğim gibi herhangi bir açıklama yok. Ve ikinci sezon geldiğinde bu soru işaretleri kalmaya devam edecek gibi duruyor. Yapımcılara göre biz insanların sondaki mesajı düşünmeleri için böyle bir final hazırladık. Ve bu yüzden bu konuya dair herhangi bir açıklama getirmiyoruz diyorlar. Kısacası diyorlar ki düşünün durun enayiler demek istiyorlar. Evet, ilginç bir final, fena olmayan bir olay örgüsü, tatmin edici bir hikaye. Final belki biraz böyle kafa karıştırıcı olabilir ama insanı düşündürüyor hani ne oluyor ne bitiyor diye. Birçok teoriye sokuyor ama karışık. Yani BioShock Infinite'den daha karışık değil ama yine de karışık. Eğer ki hikayeli interaktif oyunları seviyorsanız Wolf Among Us'ı da sıkılmadan saatlerce oynarsınız. Şöyle bir artıları sayarsak, Bigby çetin bir karakter, Snow'un amacını oyun bize güzel gösteriyor, hikaye anlatımı güzel, tema bize gerçekçi bir şekilde yansıtılıyor, canlı renkler ve noir bir tema atmosferi keskin gösteriyor, mimikler iyi ve kimse boş boş gözükmüyor. Eksiler. Hikaye daha da dallanıp budaklanabilirdi, bazı olaylar biraz mantıksız geliyor. Olay mali daha da çeşitlenebilirdi, daha fazla ipucu ile daha ağır bir olay örgüsü anlatılabilirdi. Toparlarsak Wolf Among Us bize ilginç bir cinayet, yolsuzluk, Fabletown halkı ile empati ve şapkalı bir kurbağa sunuyor. Hiç fena olmayan hikayesi ve karakterleriyle ayakları yere basan bir yapı. Ben Wolf Among Us'a 60 FPS vermek istiyorum. Aksiyon sahneleri ve diyaloglarıyla beni etkileyen bir oyun oldu diyebilirim. Oyun yapmak istediği şeyleri önce güzel bekletiyor ve size sunduğunda ortaya çok tatmin edici bir sahne çıkıyor. Fabletown'da Snow'un yönetimiyle bir şeyler değişecek. Burası kesin ama trailer'dan anladığımız kadarıyla macera devam edecek. Trailer'da etrafta karların yağdığını görüyoruz. Vallahi paltolu bir Bigby boyuna çok yakışacaktır diyorum ve kapanışa geçiyorum. Gerçekten keyifli ve özel bir incelemeydi. İncelemeyi yaparkenki amacım sizlere bir taraftan hikaye anlatırken bir taraftan ise oyunu incelemekti. Umarım bunu başarabilmişimdir ve hikayeyi sizlere rafine bir şekilde anlatabilmişimdir. İnceleme hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, bize destek olmak için ise kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizin oyun ile alakalı düşünceleriniz varsa yorum olarak atmayı ve oyun muhabbetleri yaptığımız muhteşem, harika sunucumuza katılmayı da ihmal etmeyin diyoruz. Snow ve Bigby. Yakışıyorlar aslında. İkinci oyunda bir aşk hikayesi araya sıkıştılar. Fena olmaz aslında değil mi? Hı? Ne düşünüyorsunuz? Olur mu acaba? Olur gibi ya sanki. Hı? Neyse. Bir başka incelemede veya videoda sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle. O zamana kadar sizlere keyifli oyunlar diliyorum.